Selamlar millet, Minecraft'ın yeni Bedwars'ın da yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 tane FPS boost texture pack tanıttım arkadaşlar. Hem de PvP'nizi geliştirmede yardımcı olabilecek 3 tane texture pack tanıtıyorum. Hadi videoya geçelim. Ama videoya geçmeden önce beğenmeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Abone olup da bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Kardeşim, hile gibi oynadığımız doğrudur ama Black X'e gördüğüm Black var ya, bunun sayesinde hile gibi oynuyorum ve karşımda hileler bile dayanamıyor. Evet abi, ilk texture pack'imiz gördüğünüz gibi şöyle sizlere göstereyim. Guini 15K texture pack, 16x bir texture pack arkadaşlar ve gayet tatlı bir texture pack olduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen şöyle gidelim. Bu arada harbiden çok tatlıymış lan. Ben de ilk defa oynuyorum. Videolarını izledim. Farklı bir kanaldan aldım. Yabancı bir kanaldan. Hem Türkiye'ye getirmiş olayım hem de sizlere yardımcı olmaya çalışayım diye yükledim. Hem 16x hem de 16x'e göre çok tatlı yapılmış. Ben beğendim. Hatta ben bunu normalde de herhalde oynarım. Birazcık Golden Apple değişik ama herhalde alışırız. Şöyle yolumuzu yapalım. Zaten çok az bloğum var. Geri döneceğim yani yolun başından. Ben galiba bu Golden Apple yanlışlıkla Ender Pearl falan da sanabilirim. Çünkü Ender Pearl'ün rengiyle çok yakın. Abi ben neden düşüyorum? Gerçekten çok sinir bozucu olmaya başladı. Kaçtır düşüyorum arkadaşlar. Bu benim sorunum değil. Büyük ihtimal Texture Pack alışamamamdan veya Crosshair'den dolayıdır. Crosshair bayağı değişik çünkü. Adam bu arada bize geliyor. Bizi şöyle çıkalım abi. Hatta düz çıkalım. Tamam, vurduk bir tane. Şöyle hemen base'i kırmaya gideceğim. 5 saniyesi var zaten. Şöyle kıracağız. Hop. Yeah, let's go. Tamam abi, şöyle hızlıca. Tak tak. Hayır. Nasıl ya? Abi nasıl olabilir? Adamın adı makro açmayın arkadaşlar. Sadece şimdi taş kılıç alıyorum. Üzerine bir de golden apple alıyorum. Bir 32 tane blok alıyorum. Adam bize geliyor. Ha, TNT koydu. Adam bizim yatağımızı kırdı. Niye yatağımızı kırdın? Çok aksiyonlu geçiyor oyun şu anda. Biz gidip turuncuyu kıralım. Hadi turuncu turuncu turuncu. Aa, turuncunun yatağı kralıymış. Turuncunun yatağı kralı değil. Ama burada yatak yok. Aa, turuncu orada çünkü. Burası sarı mı? Sarı ve turuncu kaplı bir yataktayız şu anda. Tamam. Adam bize geliyor. Selam kanka. Az önce sen beni kırmaya çalıştın. Ben bir tane altın elma yiyeceğim. Adam arkamızdan geliyor. Şu an iki tane adam var ve çok riskli şu anda. Selam, gel hadi seninle vs atalım. İn aşağı. Gel atla benim üzerime. Kırmızı da geliyor oradan. Ben şöyle yapsam. Şerefsiz. Evet, ikinci texture pack'imizi şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Heartbreaker diye bir tane texture pack. Heartbreaker. Evet, iki tane yan yana arkadaşlarımız var. Bir tanesi çaprazımızda, bir tanesi düz bir şekilde gidebildiğimiz bir arkadaşımız. İlk önce düze gitmek istiyorum ama çapraz bana gelir mi diye bir ihtimal düşünüyorum ama gelmez herhalde ya. Bu diğerine göre daha böyle kapsamlı bir texture pack. Sanki diğeri çok basitti. Bu daha böyle yaygın bir texture pack gibi. İlk gösterdiğim texture pack gerçekten çok güzeldi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu texture pack birazcık da ona göre değişik olmuş. Ve kırmızı değil de pembe galiba. Pembe yapım galiba. Pembelik var texture pack'te. Bu arada düz gelen adam ilk önce bize gelmiş ama yaparken, yol yaparken düşmüş. Denemiş ama. Şu an adam doğdu ama item oluyor. İtem alıp çekecek. Ben adamı hemen kırayım. Tamam, kırdım. Aa, abi. Ah tamam, şimdi adamı kırdık en azından. Şu anda öyle bir artımız var. Adamı kırdığım için kendimi mutlu hissediyorum. Adam bize gelecektir direkt. Çünkü intikam duygusuyla bize saldırmaya çalışacak. O kadar gelip düşersen tabii ki intikam duygusuyla da gelirsin. Ama adamı yoldan gelirken aşağı atabiliriz de. Gri geliyor ona. Gri de sanırım sıradaki rakibimiz olacak. Ve gri çok değişik bir hareket yaptı. Mavinin yaptığı hareket daha kötü. Şu an mavi bize gelme ihtimali var mavinin, o yüzden şuradan. Tamam, kırmızı griyi attık arkadaşlar. Mavi var şimdi sıradaki rakibimiz. Hayır, fall damage'den öldüm. Hayır. Adamın... Abi yine birkaç item aldıktan sonra adama doğru yol yapacağım. Bu arada yanımızdaki adam varmış. Okey, ben bir... Ama yine benim bloğum az ya. Bloğum yine az ama birazcık yapalım, geri döneriz arkadaşlar. Bu crosshair daha güzel diğerine göre. Bence adam bu arada geliyor. Şuradan hemen itemleri alalım. Abi iki tane taş kılıç aldım. Ben niye böyle oynuyorum? Tabii bayağıdır Bedwars oynamadığı için dikkatim çok dağınık. Adam atlarsa fall damage yiyeceği için bayağı canazı olacak ama. Evet abi. Ne yapıyorsun oğlum sen? Değişik ya. Neyse şöyle gidelim arkadaşlar. Bu arada bu adam direkt şöyle bir gap yiyelim biz. İyi aldık en azından. Şöyle hop. Bir tane de aldık. Adam bir daha doğacak en azından. Şimdi bir daha keselim. Birazcık rekt attık. Hop tak. Tamam, çok iyi. Evet, bir daha taş kılıç aldım. 3 tane taş kılıcım var şu anda. Çıldıracağım. Neden 3 tane taş kılıç alıyorum? Niye her defasında taş kılıcı tıklıyorum? Anlamıyorum. Tamam, bir tane ateş topu alsak, bir de zırh almak için iki tane altın bekleyeceğim.
Evet, ikinci altınımız geldi şimdi. Demir zırhımızı çekebiliriz ve birkaç tane daha blok aldıktan sonra bir daha taş kılıç almayacağım arkadaşlar, merak etmeyin. Şu an bu itemlerle bence oyunu kazanabiliriz diye düşünüyorum ya. Hani öyle moral bozmaya gerek yok arkadaşlar, yol yapamıyorum diye. Hani bel varsa oynamıyorum diye. Üzmeyin beni. Hop. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bildiğiniz nefes nefese kaldım hatta, yani ölüyordum az kalsın. Tamam. Şimdi ilk öncelikle bundan bayağı alalım. Bir de bundan alalım. Bir de bundan alalım. Alalım arkadaşlar. Çünkü adamın base'i bildiğiniz kapalı. Tamam, adam şu anda dikkati dağınık. Galiba bizi de görmedi. Daha çok fazla kaplıyor. Harika. Selam. Çok iyi, bu adamı aldık ve şurada hemen çaprazında mor vardı. Sıradaki rakibimiz mor arkadaşlar. Bu adamı aldık, çok güzel. Şimdi birkaç tane diamond alıyoruz ve diamond. Diamond ne oğlum? Ateş topu alıyoruz. Sonrasında gapple alalım. Tamam, gapple güzel. Başka alabileceğimiz bir şey yok galiba. Hemen şuradan yolumuza devam arkadaşlar. Benim bridge yaparken dikkatim çok dağılmıyor arkadaşlar. Kırıldık. Kırıldık. Kırılmamamız gerekiyordu abi. Gerçekten kırılmamamız gerekiyordu. Kırılmasaydık hayatımız çok güzel olacaktı. Öldüğümüz zaman geri doğabilecektik. Ama ne oldu? Dur oğlum, beni öldürme. Rakibin başkası. Rakibin başkası gerizek. Evet, yedek olarak bir texpack devreye soktum şu anda. 16 texpack texpack bir youtuber'ın texpack. Hanna adında bir youtuber'ın texpack arkadaşlar. Hanna X Rose olması lazım. Ve arkadaşlar normalde 3. texpack farklı olacaktı ve maalesef ki o error verdi, çalışmadı. O yüzden bununla oynuyoruz şu anda. Ben de bazı şeyleri bu texpack dedim bu arada kendi texpack'im için. O yüzden güzel bir texpack olduğunu düşünüyorum. Umarım hoşunuza gider. Birkaç tane, bir tane daha alalım. 16 olsun. Sonrasında gidelim. Aynen. Harika. Şöyle, tamam, çok güzel arkadaşlar. Şimdi direkt düz olarak zaten adam bize gelmeye başlıyor. Çaprazdan gelen yok. Bu adam bize yol yapıyor. Şöyle shift'le yol yapalım. Hatta kalkamadım, çıkamadım. Tamam. Hayır. O da düştü. Benim Bedwars'ta en çok korktuğum şey bridge yaparken düşmek arkadaşlar. Bu yüzden genelde Bedwars oynamam. Evet. Gerçekten Bedwars oynamamın sebebi sanırım bir adalardan adaya gitmek için 50 yıl yol yapmamız ve o yol yaparken Bridger'ların çok fazla benden profesyonelce bridge yapması ve hızlıca beni gelip kesmeleri. Bu yüzden oynamıyorum. Ama normalde tabi Bedwars falan oynayabilirim ve gerçekten ilk çıktığında oynadığım bir mini game olduğu için çok yabancılık hissetmiyorum. Ama işte bridge konusu bayağı kötüyüm. Bu arada adama blokla vurduğumun farkındayım. Taş kılıç mı? İşte demir kılıç mı? Demir kılıç mı? Demir kılıç mı? İşte sanırım demir kılıçtı o. Bir saniye, demir kılıç mı bakalım hemen. Adam demir kılıçla saldırmış bana. Tamam, ben de taş kılıçla saldıracağım. Bakalım taş kılıç vs demir kılıç ne olacak? Gel bakalım. Adam yolda. Bizi kırmaya geliyor. Bakalım yolda ne yapacak? Üste doğru yol yapıyor. Harika, harika. Tamam, tamam. Zıplasan çok güzel olur biliyor musun? Zıplasan ne güzel olur ha. Hayır. Ya abi şöyle adamı aşağı atacağım ya. Ne yapıyorsun oğlum? Senin amacın ne? Sakin, şuradan yol yapalım. Hatta şöyle hop. Çok iyi işte bu. Buna derler ki, buna Assassin's Creed diyorlar arkadaşlar. Eğer siz de Assassin olmak istiyorsanız. Lütfen bir daha demir kılıç çektiğini söyleme. Lütfen demir kılıç çektiğini söyleme. Evet, adamı aşağı attım. İşte demir kılıç her zaman işe yaramıyor arkadaşlar. Birazcık da eğim gerekiyor. Adam az önce bizi şansını aldı. Yoksa biliyorsunuz ben professional bir oyuncu olduğum için adamı alabilirim. Tut tut tut. O laga bak. Tamam. Blok it yaptık. Tak aldık. Harika. Çok iyi. Çok güzel. Evet, son tek süpekimizde bence gayet güzel bir fight çıkardık. Bundan sonra ölsem bile bu videoyu atacağım. Zaten bu videonun amacı, yani böyle tek süpek tanıtımlarının amacı, üçlü tek süpek tanıtımlarının amacı arkadaşlar, sizlere bu tek süpekleri tanıtmak, oyun kazanmak değil. Oyun kazanmak için genelde konulu videolar oluyor. Adam bize geliyor. Oo, TNT. Bunu nasıl yapamadın ya? O kadar zor değil de. Abi iki tane taş kılıcım var yine. Evet, iki tane taş kılıç almışım. Niye söylemiyorsunuz? Tamam, şimdi. Adamın zarı çok iyi. Ama... Ve abi sinirlenmeyeceğim ve sakin bir şekilde oyunumu oynayacağım. Adamlar tamam, belki zırh almış. Adam bizi zırhla öldürdü şu anda. Hani zırhı olduğu için de öldürdü. Yoksa normalde öldüremeyecekti. Sakin ol, sakin ol. Tamam. Adam bize geliyor arkadaşlar. Şimdi adamı nasıl öldüreceğimi göstereyim mi size? Şak diye attığımızda bu adam yok olacaktır. Evet, yok oldu. Çok güzel. King Khan dur. King Khan çok güçlü bir rakiptin ama... Senin olayın bu kadarmış. Çok da iyi değilmişsin. Dur Kaan. Dur. Oh what the fuck. Tamam Kaan. Artık ölme vaktin geldi. Kaan. Bende taş kılıç var. Sende ne var he?
Tamam, çok güzel. Bunu da kestik arkadaşlar. Şimdi altın elmamızı yiyoruz. Demirlerle ne yapabiliriz? Kesinlikle ateş topu alacağım. Ve altını da alalım. Bunları da alalım. Çok güzel. Dediğim gibi textbook'un yünü çok fazla iyi değil. Yünleri çok fazla iyi değil ama benim textbook'umdaki yün buna eklense çok daha iyi olabilirmiş. Belki de yeni versiyonu çıkmıştır, yani bilemeyiz. Adamı zaten kırmayacağımız için demir kılıç alalım abi. Ondan sonra ortaya doğru yol yapalım. Şöyle şundan 3 tane aldım. Gep alalım bayağı bir. Biter falan. Hatta bir tane de alalım. Ayıp olmasın. Sarıydı değil mi? Tamam, bizim ortaya gitmemiz gerek. Ortadan adamın base'ini buluruz. Oradan da yol yaparız. Zaten yol yapacak kadar galiba bloğumuz var. Shift bırak, yapmayı boş ver kardeşim. Böyle yavaş yavaş yap işte ya. Ne yapacaksın öyle professional bir iş yapıp? Adam nerede? Adam nerede kardeşim? Turuncu orada, sarı burada. Yani hala kendi base'ine gitmez diye düşünüyorum ama. Gitmiş. Evet, rakibimizin bu mükemmel hareketiyle videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir hareket yaptı ama karşısında sessiz bir vardı. Evet, umarım video hoşunuza gitmiştir sizlere. Bugün 3 tane textbook tanıtmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum atarak tabii 2-3 tane yorum bırakırsanız bana çok büyük destek olursunuz. İnsanların önüne çıkarız böyle daha fazla. Hoşçakalın, Discord'a gelebilirsiniz. Kendinize bir hoşçakalın ve bay bay.